Halilye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, vatandaşların taleplerini yerinde dinlemek amacıyla yürüttüğü mahalle gezileri programları kapsamında sabahın ilk ışıkları ile birlikte Bahçelievler ve İmam Bakır mahallelerinde incelemelerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Mehmet Can Polat merkez ve kırsal mahalleleri karış karış dolaşmaya devam ediyor. Bu kapsamda sabahın erken saatleriyle birlikte Bahçelievler ve İmam Bakır mahallelerinde incelemelerde bulunan Başkan Can Polat'a başkan yardımcıları, birim amirleri ve mahalle muhtarları da eşlik etti. İlk olarak Atatürk Bulvarı'nda temaslarda bulunan Başkan Can Polat, burada devam eden çalışmaları ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü faaliyetleri de denetledi. Anaerter'deki esnafı tek tek dolaşan Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, vatandaşlardan gelen talepleri dinleyerek taleplere ilişkin ilgili birimlere talimat verdi. Ardından Şair Şevket Mahallesi'ne geçen ve burada vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Can Polat, vatandaşlarla sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi. Mahallede devam eden temizlik çalışmalarını da denetleyen Başkan Can Polat, temizlikle ilgili çalışmaların titizlikle sürdürülmesi konusunda yetkililere talimatlar verdi. Mahalle gezileri kapsamında Başkan Can Polat'ın bir sonraki durağı ise İmam Bakır Mahallesi oldu. Burada da mahalle muhtarı ve sakinleriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi. Burada örnek güzel. Temizlik konusunda sıkıntımız yok. Halilye Belediyesi tarafından inşaat ve yapı sektörüne yönelik konferans düzenlendi. Konferansta bir konuşma yapan Halilye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, bizler yüreğimizi ve gücümüzü, gönlümüzü ortaya koymuş kadrolarız dedi. Halilye Belediyesi tarafından ilçede yapı ve inşaat sektörüne yönelik konferans düzenlendi. Şanlıurfa'da inşaat sektörünün durumu ve yapılaşmanın konuşulduğu konferansa Halilye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Bozova Belediye Başkanı Supi Aksoy, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, İnşaatçılar ve Yapıcılar Dernek Başkanı Mehmet Emin Demirkol ve çok sayıda inşaat işçisi katıldı. Geldiniz, şeref verdiniz ve şimdi de bütün çabamız, bütün gayretimiz, bütün hedefimiz, gecemiz, gündüzümüz Urfa. Evet, sizler de bu işte çok büyük emek harcıyorsunuz. Urfa'nın çevresini, yapısını, geleceğini, mimarisini, inşaatını sizlerin gayretiyle inşallah güzel bir şehir olacak. İnşallah siz de kendi açınızda, kendi yerinizde başarılı olursunuz. Teşekkür ederim, sağ olun varım. Biz de buradayız. Birlikteliğin ve beraberliğin gücünü Urfa'mıza vermek adına buradayız. Teşekkür ediyorum. Toplantının hayırlara vesile olsun inşallah. Biz nasıl ki dün sizlerle beraberdiksek, bugün de şu an beraberiz, yarın da beraber olacağız. Çünkü AK Parti milletin partisi, lider milletin lideri. Sizler de bu doğrultuda, sizler bizlerle birlikte yürüyorsunuz. Biz de sizlerle birlikte yürümekten mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim. Sorunlarınız sorunlarımızdır. Biz yüreğimizi ortaya koymuş, gönlümüzü ortaya koymuş kadrolarız. İnşallah bu doğrultuda sizler bize güç, kuvvet ve dua ile destek verdiğiniz sürece biz de sizlerin hizmetkarınız olmaya devam edeceğiz diyorum. İnşaatçılar ve yapıcılar olarak sizin yeriniz çok daha farklı. Bunu her yerde konuşabiliriz. İnsanın elinin emeğinden daha hayırlısı yoktur kendisi için. İşte siz kendi elinizin emeğini kazanıyorsunuz ve yiyorsunuz. Güzel bir kazanç. İnşallah bu sizin çocuklarınıza, evlatlarınıza akıl olarak, bilgi olarak, ahlak olarak yansıyor. Kıymetli, çünkü el emeğiyle, göz nuruyla alınmış. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz, alkışlıyoruz. Halilye Belediyesi tarafından inşaat ve yapı sektörüne yönelik konferans düzenlendi. Konferansta konuşan Halilye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, bizler yüreğimizi ve gönlümüzü ortaya koymuş kadrolarız dedi. Halilye Belediyesi tarafından ilçede yapı ve inşaat sektörüne yönelik konferans düzenlendi. Bütün çabamız, bütün gayretimiz, bütün hedefimiz, gecemiz, gündüzümüz Urfa. Evet, sizler de bu işte çok büyük emek harcıyorsunuz. Urfa'nın çevresini, yapısını, geleceğini,
mimarisini, inşaatını sizlerin gayretiyle inşallah güzel bir şehir olacak. Şanlıurfa'da inşaat sektörünün durumu ve yapılaşmanın konuşulduğu konferansa Haliliye Belediye Başkanı Mehmetcan Polat, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Bozova Belediye Başkanı Supi Aksoy, İnşaatçılar ve Yapıcılar Dernek Başkanı Mehmet Emin Demirkol ve çok sayıda inşaat işçisi katıldı. İnşallah siz de kendi açınızda, kendi yerinizde başarılı olursunuz. Teşekkür ediyorum, sağ olun varım. Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı veren Haliliye Belediye Başkanı Mehmetcan Polat, biz nasıl dün sizlerle beraber değilsek, bugün de beraberiz, yarın da beraber olacağız dedi. Biz nasıl ki dün sizlerle beraberdiksek, bugün de şu an beraberiz, yarın da beraber olacağız. Çünkü AK Parti milletin partisi, lider milletin lideri, sizler de bu doğrultuda, sizler bizlerle birlikte yürüyorsunuz. Biz de sizlerle birlikte yürümekten mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim. Sorunlarınız sorunlarımızdır. Biz yüreğimizi ortaya koymuş, gönlümüzü ortaya koymuş kadrolarız. İnşallah bu doğrultuda sizler bize güç, kuvvetle, dua ile destek verdiğiniz sürece biz de sizlerin hizmetkarınız olmaya devam edeceğiz diyorum. Konferansın final konuşmasını yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise inşaat sektörünün önemine vurgu yaptı. İnşaatçılar ve yapıcılar olarak sizin yeriniz çok daha farklı. Bunu her yerde konuşabiliriz. İnsanın elinin emeğinden daha hayırlısı yoktur kendisi için. İşte siz kendi elinizin emeğini kazanıyorsunuz ve yiyorsunuz. İnşallah bu sizin çocuklarınıza, evlatlarınıza akıl olarak, bilgi olarak, ahlak olarak yansıyor. Açıklamaların ardından... Haliliye Belediye Başkanı Mehmetcan Polat, vatandaşların taleplerini yerinde dinlemek amacıyla yürüttüğü mahalle gezileri programları kapsamında Bahçelievler ve İmam Bakır Mahallesi'nde bir dizi incelemelerde bulundu. Diğer yandan Birlik Kuvvettir projesi kapsamında yurt dışından gelen 30 yabancı uyruklu öğrenci, Haliliye Belediyesi'nin sosyal yardım tesislerini ve çorba ikramının yapıldığı alanı ziyaret etti. Sabahın erken saatleriyle birlikte Bahçelievler ve İmam Bakır mahallelerinde incelemelerde bulunan Başkan Can Polat'a başkan yardımcıları, birim amirleri ve mahalle muhtarları eşlik etti. İlk olarak Atatürk Bulvarı'nda temaslarda bulunan Başkan Can Polat, burada devam eden çalışmaları ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü faaliyetleri denetledi. Ana arterdeki esnafı tek tek dolaşan Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, vatandaşlardan gelen talepleri dinleyerek taleplere ilişkin ilgili birimlere talimatlar verdi. Ardından Şair Şevket Mahallesi'ne geçen ve burada vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Can Polat, vatandaşlarla sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi. Mahallede devam eden temizlik çalışmalarını da denetleyen Başkan Can Polat, temizlikle ilgili çalışmaların titizlikle sürdürülmesi konusunda yetkililere talimatlar verdi. Mahalle gezileri programları kapsamında Başkan Can Polat'ın bir sonraki durağı İmam Bakır Mahallesi oldu. Burada da mahalle muhtarı ve sakinleriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Can Polat, vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi. Her zaman öve anlatıyorum. Diyelim ki Türkiye'de örnek. Ziyaret edip isteğimizi sorayım. Yani ilk defa siz oldunuz ha. Ben daima diyeyim seçim bittikten sonra millet kayboluyor. Türkiye Ulusal Ajans ve Erasmus Plus'ın destekleriyle Harran Üniversitesi öğrencilerinin Birlik Kuvvettir projesi çerçevesinde Ukrayna, Moldova, Almanya, Hollanda, Hindistan, Bangladeş ve Pakistan'dan gelen 30 yabancı uyruklu öğrenci Haliliye Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projeleri içerisinde yer alan sosyal yardım tesislerini ziyaret ederek yetkililerden konuyla ilgili bilgiler aldı. İnsanları gözeten, kapsayan, kucaklayan birlikleri gördüm. Herkesin desteklerini bekliyorum. Ben de gittiğimde gerçekten Türkiye'yi bu şekilde öveceğim, tanıtacağım. Kendi ülkem adına çok önemli. İçerisinde giyim ve gıda marketleri, aşevi ve üniversite öğrencilerine yönelik çamaşırhane barındıran sosyal yardım tesislerini ziyaret eden öğrencilere, Haliliye Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Erol, birim amirleri ve personeller eşlik etti. Öte yandan öğrenciler Haliliye Belediyesi'nin vatandaşlara çorba ikram yerini ziyaret öksüz çocuklara ulaştırıldı. Hediye paketlerini alan çocukların yüzü güldü. Şanlıurfa'da inşaat sektörünün durumu ve yapılaşmanın konuşulduğu bir konferans düzenlendi.
Haliliye Belediyesi tarafından ilçede yapı ve inşaat sektörüne yönelik konferans düzenlendi. Şanlıurfa'da inşaat sektörünün durumu ve yapılaşmanın konuşulduğu konferansta Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya bir konuşma yaptı. Bütün çabamız, bütün gayretimiz, bütün hedefimiz, gecemiz, gündüzümüz Urfa. Ve sizler de bu işte çok büyük emek harcıyorsunuz. Urfa'nın çehresini, yapısını, geleceğini, mimarisini, inşaatını sizlerin gayretiyle inşallah güzel bir şehir olacak. Konferansta konuşan Bozova Belediye Başkanı Supi Aksoy ise inşaatçılar ve yapıcılar dernek üyelerine başarılar dileyerek bol kazançlar diledi. İnşallah siz de kendi açınızda, kendi yerinizde başarılı olursunuz. Teşekkür ediyorum, sağ olun varım. Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci de dernek üyelerini selamlayarak kısa bir konuşma yaptı. Birlikteliğin ve beraberliğin gücünü Urfa'mıza vermek adına buradayız. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat ise konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı verdi. Biz nasıl ki dün sizlerle beraber diksek, bugün de şu an beraberiz, yarın da beraber olacağız. Çünkü AK Parti milletin partisi, lider milletin lideri, sizler de bu doğrultuda sizler bizlerle birlikte yürüyorsunuz. Biz de sizlerle birlikte yürümekten mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim. Konferansın final konuşmasını ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül yaptı. Beyazgül, inşaat sektörünün önemine vurgu yaptı. İnşaatçılar ve yapıcılar olarak sizin yeriniz çok daha farklı. Bunu her yerde konuşabiliriz. İnsanın elinin emeğinden daha hayırlısı yoktur kendisi için. İşte siz kendi elinizin emeğini kazanıyorsunuz ve yiyorsunuz. Güzel bir kazanç. İnşallah bu... Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, vatandaşların taleplerini yerinde dinlemek amacıyla yürüttüğü mahalle gezileri programları kapsamında Bahçeli Evler ve İmam Bakır mahallelerinde incelemelerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi. Sabahın erken saatleriyle birlikte Bahçeli Evler ve İmam Bakır mahallelerinde incelemelerde bulunan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'a başkan yardımcıları, birim amirleri ve mahalle muhtarları eşlik etti. İlk olarak Atatürk Bulvarı'nda temaslarda bulunan Başkan Can Polat, burada devam eden çalışmaları ve temizlik işleri müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü faaliyetleri denetledi. Ana arterdeki esnafı tek tek dolaşan Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, vatandaşlardan gelen talepleri dinleyerek taleplere ilişkin ilgili birimlere talimatlar verdi. Ardından Şair Şevket Mahallesi'ne geçen ve burada vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Başkan Can Polat, vatandaşlarla sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi. Başkanım, dağdayız, sokaklardayız, etraftayız. Mahalle gezileri programları kapsamında Başkan Can Polat'ın bir sonraki durağı İmam Bakır Mahallesi oldu. Burada da mahalle muhtarı ve sakinleriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Can Polat, vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi. Yetim ve öksüz çocuklara ulaştırıldı. Hediye paketlerini alan çocukların yüzü güldü. Birlik Kuvvettir projesi kapsamında yurt dışından gelen 30 yabancı uyruklu öğrenci Haliliye Belediyesi'nin Sofra Buğaz'ın tesisleri ve çorba ikramının yapıldığı alanı ziyaret ederek vatandaşlarla birlikte çorba içti. Haliliye Belediyesi çalışmalarıyla örnek teşkil etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye Ulusal Ajans ve Erasmus'un destekleriyle Harran Üniversitesi öğrencilerinin Birlik Kuvvettir projesi çerçevesinde Ukrayna, Moldova, Almanya, Hollanda, Hindistan, Bangladeş ve Pakistan'dan gelen 30 yabancı uyruklu öğrenci
Haliliye Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projeleri içerisinde yer alan sosyal yardım tesislerini ziyaret ederek yetkililerden konuyla ilgili bilgiler aldı. İçerisinde giyim ve gıda marketleri, aşevi ve üniversite öğrencilerine yönelik çamaşırhane, barından, sosyal yardım ve tesislerini ziyaret eden öğrencilere Haliliye Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Erol, birim hamileri ve personeller eşlik etti. Öte yandan öğrenciler Haliliye Belediyesi'nin vatandaşlara çorba ikram yerini ziyaret ederek vatandaşlara çorba ikramında bulundu. Ben de Skandalma'ya yaşıyorum. Bu yukarı sayesinde buraya geldiğimde ben hayatımda gerçekten mutluyum. Bu şekilde bir projeyi gördüm. İnsanları gözeten, kapsayan, kucaklayan. Herkesin desteklerini bekliyorum. Ben de gittiğimde gerçekten Türkiye'yi bu şekilde öveceğimi tanıtacağım. Kendi ülkem adına çok olur. Whenever I go back to my country, I will share this concept with him so that we can show more.